Hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Yine bir YouTube programında, Risale sohbetinde, Risale tefekküründe sizlerle birlikteyiz. Sonraki programda seneye konusunu sizlerle konuşuyoruz. 100 şehit sevabı nasıl kazanılır başlığıyla. Sonuncusunda, yani ikinci programın sonunda üçüncüyü yapar mıyız, yapmaz mıyız diye açık bırakarak programı sonlandırmıştık ama bizim bu 11. lemada, Sünnet-i Seniye bahsinde paylaşmadığımız bazı bölümleri burada bırakmak çok içimize sinmedi. Üçüncü programı da yapıp sizlerle birlikte Sünnet-i Seniye'nin bu mühim meselelerini paylaşmayı arzu ettim. Bu akşam yine Sünnet-i Seniye'ye devam ediyoruz. 11. lemada 9. müddede kalmıştık sizlerle birlikte. Dilerseniz metnimizi okuyarak sizlerle birlikte Sünnet-i Seniye yolculuğumuza başlayalım. 9. nükte, Sünnet-i Seniye'nin her bir nevine tamamen bil fiil ittiba etmek, ehassı havası dahi ancak müyesser olur. Tam da aslında bu kalmış olduğumuz, okuduğumuz nokta, bizim bu program başlığına koymuş olduğumuz 100 şehit sevabı nasıl kazanılırın cevabını tam doğrudan ifade eden bir yer. Yani Sünnet-i Seniye'nin kıymetini, Sünnet-i Seniye'nin ne kadar makul olduğunu şu ana kadar tefekkür ettikten sonra insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Yani Sünnet-i Seniye'nin bütününe birden bizim vakıf olmamız, tamamını bizim hayatımıza taşımamız pek mümkün olmuyor. Bu sünnette geçen bid'aların istilası döneminde, fitnenin istilası döneminde Sünnet-i Seniyye'ye ittiba eden 100 şehit sevabı kazanır hadisine nasıl masadak olunur, nasıl bu hadisin kapsamı içerisine girilir, hangi noktada girileri adeta burada bize Bediüzzaman Hazretleri cevaplandırmış oluyor. Ve burada hepimiz için önemli olan Sünnet-i Seniyye'nin her bir nevine tamamen bil fiil, yani fiilen onu hayatına tatbik etmek tarzındaki bir şey, ittiba etmek. Ehassı havası dahi, yani hasların hasına dahi ancak müyesser olabilir. Ancak çok seçkin Allah'ın kulları, has kulları böyle bir sünnetin tamamına birden hayatına geçirmeye mazhar olabilir. Kolay bir şey olmadığı için. Peki ne yapacağız? Bizim durumumuz ne olacak? Ehassı havas dahi hayatına geçirmeyi ancak müyesser olurken, sünnetin tamamına bil fiil ittiba etmek ancak onlara olurken bizim durumumuz ne olacak? Ona bil fiil olmasa da, demek ki burası son derece önemli, ona bil fiil olmasa da bin niyet, niyetle. Yani ya Rabbi, eğer imkanım olsaydı, eğer yapabilseydim, eğer gücüm yetseydi ben bu sünnetin kıymetini takdir ettim ve onun tamamını hayatıma geçirmeyi çok arzu ederdim. Niyeti içerisinde olmak. Bilkast, bunun kastı içerisinde olmak. Mümkün olduğu kadar hayatımızı Sünnet-i Seniyye'ye ittiba etmek kastıyla geçirmek. Yapabildiğimiz kadarını yapabilmek. Taraftarane. Yani Sünnet-i Seniyye'nin karşısında değil, sünnete dil uzatanların yanında değil, Sünnet-i Seniyye'nin yanında, Sünnet-i Seniyye'ye taraftar olarak, Sünnet-i Seniyye'nin kıymetini takdir ederek, onu hayatımıza geçirmesek bile yahut da geçiremesek bile Sünnet-i Seniyye'nin kıymetini kendi dünyamızda takdir edip Sünnet-i Seniyye taraftar olarak ve iltizamkârâne, ona yine taraftar olup onun yanında olmak, iltizamkârâne talip olmak herkesin elinden gelir. Demek ki bil fiil ittiba etmek herkes için mümkün olmuyor, ancak ehassı havas için mümkün olabilirken ona bil fiil olmasa da fiilen bizzat hepsini hayatımıza geçirmek mümkün olmasa da bin niyet, ilkast, taraftarane ve iltizamkârâne talip olmak herkesin elinden gelir. Demek ki bu noktada sadece bir niyetle, kasıtla, taraftarane ve iltizamkârâne bir şekilde talip olmakla biz o az önceki söylemiş olduğumuz hadisin kapsamı içerisinde geçen 100 şehidin sevabını kazanma dairesinin içerisine girmiş oluyoruz. Artık orada herkes kendi derecesine göre, buradaki niyetine göre, buradaki kastına göre, buradaki taraftarlığına göre, buradaki sünnet-i seniyye hayatı geçirme miktarına göre, ne kadar geçirip geçirmediğine göre, ama geniş dairenin içerisinde sünnet-i seniyye taraftar olmak, onun kıymetini takdir edip bir niyet, bir kas, taraftarane bir şekilde sünnete talip olmak ile o dairenin içerisine girilmiş oluyor. Gerçekten de bunu asrımız itibariyle sünnet-i seniyye dilin uzatıldığı, sünnet-i seniyyenin karşısında böyle bir parça küçümser havaların içerisine girildiği, dindarların bile içerisinde, yani dine taraftar olanların bile içerisinde adeta Kur'an Müslümanlığı diyeceğimiz bir tarz içerisinde Kur'an bize yeter deyip sünnet-i seniyeyi, sünnet-i seniyenin kıymetini takdir etmeme tavırlarını da düşündüğümüzde sünnet-i seniyeye taraftar olmanın, bir niyet bir kas taraftarane bir şekilde sünnet-i seniyenin yanında olmanın ve onu hayatımıza geçirme isteğinin ve arzusunun bile ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Orada bir adeta duruş gösteriyoruz. Sünnet-i seniyeye taraftar olmakta bir duruş gösteriyorsunuz ki bu duruş bile fitnelerin hücumu esnasında, ümmetin içerisinde fitnelerin hücum ettiği bir dönemde bu duruş bile son derece kıymet kazanıyor. Çünkü niyetlerin ve fiillerin şartlara, zamana ve zemine göre kıymeti birbirinden farklılaşır. Nasıl ki zor şartlar altında küçük bir fiiliniz çok kıymetli oluyorsa, demek ki manevi kış dönemlerinin yaşanmış olduğu ahir zaman dönemlerinde de sünnet-i seniyeye bin niyet, bir kast, taraftarane bir surette, taraftarane ve iltizamkerane talip olmak herkesin elinden gelebilir. Bu bile son derece kıymet arz ediyor. Farz ve vacip kısımlarına zaten ittiba mecburiyet var. Bunu hatırlarsanız 6. ünitenin içerisinde sünnet-i seniyenin kısımlarının olduğunu bahsetmiştik. Bunların bir kısmının farz ve vacip olduğunu, bir kısmının da nafileler tarzında olduğu, nafilelerin de yine iki kısma ayrıldı. Bunların nafilelerden bir kısmının ibadete bakan, bir kısmının ise adat diye tabir edeceğimiz yönünün olduğunu bahsetmiştik. Oraya atıfta bulunarak farz ve vacip kısımlara zaten ittiba mecburiyet var. O muhkem olduğu için o noktada zaten sünnetin farz ve vacip kısımlarında terk etmek diye bir şey söz konusu değil. Orada ittiba zorunlu. Ve ubudiyetteki müstehap olan sünnet-i seniyenin terkinde, diğer nafileler olarak ifade edebileceğimiz sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi, yani farz vacip değil ama nafileler nevinden olan ibadete bakan sünnetlerde onu terk edildiği takdirde günah olmasa bile büyük sevabın zayiatı var. Yani çok büyük sevapların kaçırılma durumu söz konusu. Düşünün ki Peygamberimiz bir hadisinde sabah namazının sünneti, dünya ve için bir sabah namazının sünneti dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir buyuruyor. Yani sünnet diye farz ve vacip kısmından değildir diye sabah namazının sünnetini terk edemeyiz. Çünkü terk ettiğimiz takdirde evet günah olmasa bile bu hadiste karşılığını bulan, dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetli olan çok büyük bir sevabı, çok büyük bir kıymeti kaybetme durumumuz söz konusu olabilir. Hayırında ise evet, yani terkinde günah yok ama terkinde büyük sevapların zayiatı var. Hayirinde ise, değiştirilmesinde ise büyük hata var. Evet, onu yapmayabilirsiniz ve büyük bir sevaptan mahrum kalırsınız ama hayır edemezsiniz, değiştiremezsiniz o sünnetleri. Çünkü orada bid'a söz konusudur. Hayirinde ise büyük hata vardır. Diğer kısım sünnet nafilelerin diğer ikinci kısmı olan adat ve muamelattaki Sünnet-i seniye ise yani Peygamberimizin gündelik hayatında insani, sosyal hayatı içerisinde yapmış olduğu adat diye yani adetler, örfler, muameleler tarzında kendisini gösteren sünnet-i seniye ise ittiba ettikçe, uyuldukça o adat ibadet olur. Evet, nafilelerle ibadetler kısmından değil, onun terkinde de herhangi bir günah söz konusu değil ama ittiba edilmesinde o kadar büyük bir kazanç var ki insanın gündelik hayatındaki sıradan adetlerini ibadetlere çeviren bir özelliği söz konusu. Demek ki adat ve muamelattaki sünnet-i seniyye ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itap yok, etmese herhangi bir ceza yok. Fakat Habibullah'ın adab-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır. Fakat Allah'ın sevgilisi olan o zatın hayatındaki edeple adab-ı hayatiyesinin hayatındaki edeplerin nurundan istifadesi azalır. Burada tabii Habibullah ifadesinin kullanılması da önemli. Daha önceki programlarda da anlattığımız gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Habibullah yapan zaten bu güzel ahlakıdır. Buraya özellikle Peygamberimizi Habibullah sıfatıyla ifade etmesi Bediüzzaman Hazretleri'nin nedeni o adetlerdeki, o ibadetlerdeki, o sünnet-i seniyedeki güzelliğe dikkati çekmek içindir ki o güzelliklerdir ki Peygamberimizi Habibullah yapan, Habibullah sırrına mazhar kılan güzellikler. Dolayısıyla biz o Habibullah'ın hayatından, ibadetlerinden, edeplerinden ne kadar istifade edersek hayatımıza, ne kadar o güzellikleri, onurları taşırsak Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini o ölçüde de kendimize celbetmiş oluruz. Daha önceki bir ifadede olduğu gibi Habibullah'ın zilli altında muhabbetullah'a mazhariyet söz konusu olur. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Yani ahkam-ı ubudiyet, kulluk, ibadetlerle ilgili konularda, ahkamlarda yeni icatlar bid'attır. Bid'atlar ise el-yevme ekmeltu leküm dinüküm sırrınca ki bu bugün sizin dininizin kemale erdirdim. Yani ayet-i kerime daha önce de bunu konuşmuştuk. Artık bir şey kemale ermişse bunun ötesi yoktur. Yani kemal artık en mükemmel demektir. Olabilecek, gelebileceği en güzel bir nokta demektir. Onun ötesinde yeni bir arayış o kemalini fark edememektir. Yahut da daha kemale gideyim derken daha nakıs bir duruma düşmektir. Çünkü kemal adı üzerinde bir mükemmelliği ifade eder. Demek ki el-yevme ekmeltu leküm dinüküm sırrına münafi olduğu için merduttur. Ne? Bid'atlar. Fakat tarikatta evrat ve eskar ve meşrepler nevinden olsa burada bir istisna koyuyor. Evet, ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Hele de bu ayet bugün sizin dininizi kemale erdirdim sırrına zıddiyet taşıyacağı için de merduttur, reddedilmiştir. Fakat tarikatta evrat ve eskar ve meşrepler nevinden olsa o yeni bir ibadet, yeni ahkamlar bu neviden olsa ama şartları var ve asılları kitap ve sünnetten ahzedilmek şartıyla. Bunların da kendi kafanıza göre değil, asılları yine kitaptan, Kur'an'dan ve sünnet-i seniyeden çıkarılmak şartıyla. Ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasatı, yani farklı farklı olsa bile mukarrer olan usul ve esasatı, kararlaşmış olan esas ve usulü sünnet-i seniyeye muhalefet ve tayir etmemek şartıyla. Sünnet-i seniyeye muhalefet durumunda olmayacak ve o sünnet-i seniyeyi tayir etmek gibi bir durum, değiştirmek gibi, başkalaştırmak gibi bir durum olmamak şartıyla bid'a değillerdir. Diyelim ki işte daha önceden de konuştuğumuz gibi La ilahe illallah çekiyorsunuz. Peygamberimizin hayatında işte şeyden sonra, namazlardan sonra 33'er defa la ilahe illallah çekmek var. Başka bir tarzda onun virtleri var. Başka bir tarikatta biz 1000 defa la ilahe illallah çekelim tarzında bir şey. Bunu hani öylesine örnek olsun diye söylüyorum. 1000 defa la ilahe illallah çekelim. Sünnet seni zaten la ilahe illallah ifadesi kitaptan ve sünnetten olduğuna göre, peygamberimizin bir yerde olduğuna göre bunun sadece sayısının değişmesiyle ve belirli bir sayıda çekmek de yine usul ve esas noktasından sünnet-i seniyeye muhalif bir şey değil. Çünkü peygamberimiz de belirli sayılardan çekmiş. Bunun hani şu şekilde yapalım diye bir tarikatın içerisinde farklı bir sayıda çekiliyor diye buna bid'a denmez. Çünkü burada söylemiş olduğu şartlara bir muhalefet söz konusu değil. Lakin buna rağmen bir kısım ehli ilim bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip fakat bid'a-yı hasene namını vermişler. Yani biz bid'a ama güzel bir bid'a demişler. İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elfisani diyor ki ben seyr-i sülûk-i ruhanide görüyordum ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Yani onun ifade etmiş olduğu kelimeler nurludur. Sünnet-i seniye şua ile parlıyor. Nerede? Seyir sülûk-i ruhande. Manevi alemlerde, ruhani seyirlerde gezerken İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle görüyor. Yani Peygamberimizin ağzından mervi olan kelimatın nurlu olduğunu, onun sünnet-i seniyeye ait bir şua ile, bir nur ile parladığını müşahede ediyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde onur yok. Demek ki ne olursa olsun ibadet nevinden güzel virtler tarzında bile olsa sünnet-i seniyenin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olmuş olmasının hali ve nuru, nuraniliği bir başka oluyor. Bu kısmın en parlağı yani sünnet-i seniyede olmayan, sünnet nuru parlamayan kısmının en parlağı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şuağı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir, hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. Demek ki İmam-ı Rabbani Hazretleri böyle buyuruyor. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın, yani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu hükmü gösteriyor ki sünnet-i seniye saadet-i dareynin, iki dünya saadetinin temel taşıdır ve kemalatın madeni ve menbaıdır. Allahümme rukna ittiba sünnet-i seniyye. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebâne resûl fektübnâ ma'aşşâhidîn. Demek ki Allah'ım bizi sünnet-i seniyenin ittibaıyla rızıklandır. Ey Rabbimiz, biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. Evet, 9. şuarda da böyle bir sünnet-i seniyenin bir yönle bu tarzda bir bakış ki ben burada yine hatırlatmak istiyorum ki bu 9. nüktenin içerisindeki en önemli noktalardan bir tanesi sünnet-i seniye bil fiil olmasa bile bin niyet, bil kast, taraftarane ve iltizamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Bu bile son derece önemlidir. Çünkü bir duruşu ifade ediyor. Sünnet-i seniyenin yanında bir duruşu ifade ettiği için işte 100 şehidin sevabını kazanmak bu noktadan itibaren başlıyor. Yani sünnet-i seniye hiç tatbik edilmese bile sünnet-i seniyeye taraftar olmak bile, yani böylesi bir asırda, ahir zaman dediğimiz bir asırda sünnet-i seniyeye taraftar olmak bile son derece önemli olduğunu anlıyoruz. 10. nükteye geçecek olursa Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallâhe fettebîûnî yuhbibkumullâh. Demek ki ayet-i kerimede, ayetinde icazı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin üçü içinde derc edilmiştir. Ayet-i Kerime'nin meali de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Evet, demek ki bu ayette icazlı bir icaz vardır. Yani mucizevi bir icaz vardır. İki icaz birbirinden farklı. Biri mucize, biri güzel söz. İcazı bir şekilde sözü ifade etmek. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içerisine derc edilmiştir. Şöyle ki, şu ayet diyor ki, Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz, ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler, şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Bediüzzaman Hazretleri burada özet tarzına bir meal verdi. Bize de farklı bir aslında meal tarzında göstermiş oldu. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. İnsan için en mühim, en yüce maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlânın, o yüce arzunun, talebin yolu Habibullah'a ittibadır. Habibullah'a ittiba. Yine dikkatinizi çekiyorum. Yani Peygamberimizi burada yine Habibullah sıfatıyla ifade etmesi o ilişkiye zihinleri yaklaştırmak içindir. Demek ki o matlab-ı âlânın yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyesine iktidadır. Onun sünnet-i seniyesine uymaktır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkûr hakikat tamamıyla tezahür eder diyor. Biz burada birinci noktayı sizin okumalarınıza ve tefekkürlerinize bırakır vakit sıkıntısından dolayı. İkinci ve üçüncü noktayı sizlerle paylaşacağım. İkinci nokta, muhabbetullah, sünneti, ittiba sünneti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı istizam eder. Yani Allah sevgisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmeyi gerektirir. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Yani niçin sünnet-i seniyeye uyacağız? Niçin Peygamberimizin sünnetine uyacağız? Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını, onun arzusunu yapmaktır. Sevdiğiniz birisinin isteğini ve arzusunu yaparsınız. Eğer onun isteklerini ve arzularını yapmıyorsanız sevginizde bir soru işareti var. Yani hem sevdiğinizi ittiba edeceksiniz, hem sevdiğinizin arzu ettiği şeyleri, marziyatını yapmayacaksınız. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, herkes için bu bir mantık gereği böyledir. Eğer Allah'ı seviyorsak onun marziyatını da yapmak gerekir. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Arzusunu yerine getirmektir. Marziyatı ise en mükemmel bir. Peki Allah'ın marziyatı nedir? Bizden arzusu nedir? Bizden ne yapmamızı istiyor? Onun işte marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'da tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye Aleyhisselatü Vesselam hareket ve efalde benzemek iki cihettedir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın arzusu en mükemmel bir surette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında kendisine gösteriyor. Onun arzusunu, onun isteklerini en güzel bir şekilde yapan o olduğu için Allah'ı seviyorsak onun marziyatını yapacağız. Onun marziyatının ne olduğunu soruyorsak onda da Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakacağız. Çünkü onun marziyatını en güzel ve en mükemmel bir surette o göstermiş. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam hareket ve efalde benzemek iki cihettedir. Zat-ı Ahmediye'ye Aleyhisselatü Vesselam harekat ve efalde benzemek iki cihettedir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesine hareket etmek o ittibağı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir. Aleyhisselatü Vesselam. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına niçin en mühim bir vesilesidir? Sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Dolayısıyla bizim hem dünya saadetimizin hem ahiret saadetimizin menba ve kaynağı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Elbette böyle olduğuna göre elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. İnsan sevdiği zata eğer benzemek mümkünse fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Üçüncü nokta, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Demek ki onun hem hadsiz bir merhameti olduğu gibi hadsiz bir de muhabbeti vardır. Bütün kainattaki mahsulatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi mahsulatını hususan sevdirmesine sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Yani evet, kainatta hadsiz bir rahmet tecellisini müşahede ediyoruz ve bu tecelliden Cenab-ı Hakk'ın merhametini anlayabiliyoruz ama öbür tarafta da kainatta başka bir tecelliyi görüyoruz ki o da Cenab-ı Hakk'ın hadsiz muhabbetinin olduğunu gösteriyor. Nedir o? Kainattaki mahsulatın yani sanat eserlerinin mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendisini sevdirmek istiyor. Nedir o? Her şeyi güzel ve süslü bir surette yaratması. Yani bütün yeryüzünü çiçeklerle bezemesi, sadece çiçeklerle bezemesi yetmiyor. Nerede ne yaratırsa, ister yerin dibinde yaratsın, ister denizin dibinde yaratsın, ister karada yaratsın, ister uzayın derinliklerinde yaratsın, her şeyi bir süslü bir surette yaratmak diye Cenab-ı Hakk'ın bir özelliğini müşahede ediyoruz. Demek ki her şeyin süslü bir surette yaratılması bize bunun arkasında Cenab-ı Hakk'ın hadsiz bir muhabbetinin olduğunu ve kullarını bu yaratmış olduğu mahlukata, mahsulata, bu sanat eserlerine mahlukatının özellikle insan gibi idrak sahibi, şuur sahibi, tefekkür sahibi mahlukatının nazar dikkatini çekip kendisini sevdirmek istediğini anlıyoruz. Yoksa her şey düz bir şekilde de yaratılabilirdi. Yani her yaratılış şeklinde bir anlam olduğuna göre nedir o? İşte söylediğimiz gibi yeni dünyaya gelen aç yavruların en mükemmel bir surette beslenmeleri, umulmadık bir yerden onlara rızıkların gönderilmesi bize arkada iş gören zatın hadsiz bir merhametinin olduğunu gösteriyor. Her yarattığı mahsulatta da hadsiz süsler ve güzelliklerle süslemesi ve bezemesi arkada iş gören zatın hadsiz bir muhabbetinin olduğunu ve yaratmış olduğu bu güzelliklerle birlikte muhataplarının nazar dikkatini celbedip onlara sevgisini ve muhabbetini bildirmek ve onlardan da sevgilerini ve muhabbetlerini istemek olduğunu anlıyoruz. Demek ki bütün kainattaki mahsulatın sanat eserlerinin mehasiniyle, güzellikleriyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi mahsulatını, sanat eserlerini hususan sevdirmesine sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Özellikle de işte bu sevdirmesine karşılık sevmekle mukabele eden ve ubudiyetle kendini sevdiren kullarını sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini, cennetin bütün güzellikleri ve lezzetleri ve nimetleri bir cilve-i rahmeti olan bir zatın nazar muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âli bir maksat olduğu bilbedaha anlaşılır. Demek ki böyle bir zatın nazar muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Madem nasıl kelamıyla, yani Kur'an'daki ifadesiyle onun muhabbetine yalnız ittiba sünnet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ile mazhar olunur. Nedir oradaki? Az önceki okumuş olduğumuz ayet-i kerimede "Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhbibkumullah." Yani de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Tabi burada bu hani Kur'an Müslümanlığını Kur'an'dan başka bir şey anlamam bilmem diyenlerin de kulaklarını çınlatmak lazım. İşte sünnet seneye için, Kur'an'da sünnet var mı diyenler için apaçık bir şekilde sünnet-i seneye ittibaı Kur'an emrediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin şartı olarak ortaya koyuyor. Madem nasıl kelamıyla onun muhabbetine yalnız ittiba sünnet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ile mazhar olur. Bunun başka yolu yok. Buradaki vurguya çok dikkat edin. Yalnız, onun muhabbetine yalnız, sadece ve sadece ittiba sünnet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ile mazhar olur. Başka bir yoldan giderek Cenab-ı Hakk'ın sevgisine mazhar olmak diye bir yol yok. Bunu nasıl Kur'an söylüyor? Kur'an'ın ayeti bize söylüyor. Demek ki madem böyle, elbette ittiba sünnet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam en büyük bir maksadı insani. İnsanın en büyük bir maksadı ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder. Demek ki sünnet-i seniyeye uymak, Cenab-ı Hakk'ın sevgisini ve muhabbetini kazanmak insan için en yüce bir maksatsa ve bunun yolu da sünnet-i seniyeden geçiyorsa insanın en önemli maksadının, en önemli vazifesinin de sünnet-i seniyeye uymak olduğunu çok rahatlıkla çıkarabiliriz. Evet, 10. nükteyi de bu şekilde tamamladıktan sonra 11. nüktelerde bir miktar sizlerle birlikte paylaşmak suretiyle süremizi dolduracağız inşallah. 11. nükte 3 meseledir. Birinci mesele, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin menbaı 3'tür. Sünnet-i seniyenin menbaı, kaynağı 3'tür. Neymiş onlar? Akvali, efali, ahvalidir. Yani sözleri, fiilleri ve halidir. Bu 3 kısım dahi 3 kısımdır. 3 kısım dahi menbaı bu akvali, efali ve ahvalidir. Bu 3 kısım dahi, yani sünnet-i seniyye dahi 3 kısımdır. Feraiz, nevafil, adat-ı hasenedir. Bunu 6. nüktede de az önce ifade etmiştik. 6. nüktede de böyle bir tasdifat söz konusu. Demek ki farzlar, nafileler ve güzel adetleri tarzında 3'e ayrılıyor. Farz ve vacip kısmında ittiba mecburiyet var. Zaten farz ve vacip kısımlarında nasla sabit olduğu için buralarda ittiba etmemek yahut da insanın iradesine bırakılmış bir şey söz konusu değil. Kulsak, kulluğumuzun vazifesini yerine getireceksek bunlara ittiba etmeye mecburuz. Terkinde azap ve ikab var. Yani bu farz ve vacip olan sünnetlere uymadığımız takdirdeki hani zaten farz ve vaciplerde sürekli Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatı olduğu için aynı zamanda sünnet özelliği de taşıyor. Ondan dolayı farz ve vacip bizim bildiğimiz farzlardan ayrı bir şeyden bahsedilmiyor burada. Zaten onlara uymak mecburiyeti var. Terkinde de azap ve ikab var. Terkinde de ceza var. Herkes ona ittiba mükelleftir. Herkes mesela diyelim ki 5 vakit farzı herkes kılmak zorunda, namazları. Oruçlarını tutmak zorunda, zekatları vermek zorunda, işte hali vakti yerinde ise haccını yapmak zorunda. Bunlar gibi farz ve vacip nevinden olan sünnet-i seniyeye uymak zorunlu. Terkinde de azap var, azap ve ikab var. Herkes ona ittiba mükelleftir. Nevafil kısmında, yani nafileler kısmında olan sünnetlere gelince emri istihbabi ile güzel işlere, güzel davranışlara, güzel fiillere uyma zorunluluğundan dolayı yine ehli iman mükelleftir. Nerede bir güzellik varsa ehli iman o güzelliğe sahip çıkması lazım. Nafileler kısmında böyle güzellikler olduğu için yine ehli iman bu noktada mükelleftir. Bu güzellikleri, yani nafileler kısmında olan ibadetleri yapmak durumdadır. Fakat terkinde azap ve ikap yoktur. Yani bu nafileler kısmında olan sünnetler terk edildiği takdirde karşılığında bir ceza, söz konusu değil. Fiilinde ve ittibaında azim sevaplar var. Ama eğer bunlar yapılacak olursa, nafileler bile olsa, bunlar uyulduğu takdirde, bunlar yapıldığı takdirde büyük sevaplar var. Ve tayir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Evet, yapmadığınız takdirde bir azap ve ikap yok, ama değiştirmeye kalktığınız takdirde tayir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Adat-ı seniyesi, üçüncü kısmı olan sünnet-i seniye, adat-ı seniyesi ve harekat-ı müstahsenesi ise, bunu daha önceden de konuştuk, adat-ı seniye ve harekat-ı müstahsenesi dediğimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gündelik hayatındaki fiilleri. Nasıl yemek yemiş, nasıl su içmiş, nasıl oturmuş, nasıl kalkmış, insanlarla ilişkileri nasıl olmuş, eşleriyle ilişkileri nasıl olmuş, çocuklarla ilişkileri nasıl olmuş, nasıl uyumuş, nasıl işte böyle gündelik hayatındaki nasıllarla ilgili. Adat-ı seniyesi ve harekat-ı müstahsenesi ise hikmeten ve maslahaten, hem hikmet hem maslahat gereği hayat-ı şahsiye ve neviye ve içtimaiye itibariyle. Yani hem insanın şahsi hayatı, hem sosyal hayatı, hem içtimai hayatı itibariyle, hayatı şahsiye, neviye ve içtimaiye itibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. O hareketleri, o davranışları taklit etmek ve onlara uymak gayet önemlidir, gayet güzeldir. Çünkü her bir hareketi adiyesinde, çünkü onun her bir adi hareketinde. Burada tabii Türkçenin bir özelliği, tekrar söylemek istiyorum. Burada adi basit anlamında değil. Arapçadaki adi ve basit kelimesiyle Türkçede bizim örfü olarak anlamış olduğumuz aynı şey. Yani sıradanlığı ifade eder. Yoksa alt dereceliği ifade etmez. Sıradan, gündelik hayatımızdaki hareket kastediliyor burada. Hareket-i adiyesinde çok menfaat-i hayati bulunduğu gibi, çok hayati menfaatler bulunduğu gibi mütabaat etmekle o adat ve adetler ibadet hükmüne geçer. Yani o sıradan gündelik hayata ait davranışları da uyulduğu takdirde o davranışlarımız, o adetlerimiz, o gündelik sıradan davranışlarımız ibadet hükmüne geçer. Bunu daha önceki bölümlerde teferruatlı bir şekilde konuşmuştuk. Nasıl? Bir yere zaten gireceksiniz, çıkacaksınız. Yatağa ayağınızda gireceksiniz. Sağa girip sola çıktığınız takdirde sünnet-i seniyeye uymak kastıyla sevaba giriyorsunuz. O sizin sıradan davranışınız bir anlamda ibadet hükmüne geçiyor. Suyu zaten içeceksiniz. İçerken 3 yudumda içmeniz onu ibadet hükmüne getiriyor ki, burada da ifade ettiği gibi hikmeten maslahaten çok faydalarının olduğunu söylemişti. Daha önceki programlarda mesela bunların da tıbbi olarak da faydalarının olduğunu zikretmiştik. Çünkü demek ki her bir hareket-i adiyesinde çok menfaat hayatı bulunduğu gibi mutabaat etmekte o adat ve adetler ibadet hükmüne geçer. Evet. Madem dost ve düşmanın ittifakıyla, Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam mehasini ahlakın güzelliklerinin en yüksek mertebelerine mazhardır. Herkes kabul ediyor ki, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının mükemmel bir ahlak olduğunu ve herkesten daha güzel, en güzel ahlakı taşıdığını, onun yakın çevresinde olan dostları da söylemişler, düşmanlar da söylemişler. Bir tane düşmanı çıkıp onun dinine karşı savaşanlar da dahil olmak üzere her bir şeyi söylemişler. Sihir demişler, şu demişler, bu demişler. Ama kalkıp da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına hiç kimse bir şey söyleyememiş. Zaten dostların ve düşmanların ittifakıyla Muhammedül Emin sıfatıyla anılmış bir şey. Kendi düşmanları bile bir yerlere giderken, yani dinine tabi olmayanlar bile bir yerlere giderken kıymetli eşyalarını ona emanet ederek giderlerdi. Ve herkes onun yakın çevresindeki, onu tanıyanlar, şimdi uzaktan uzağa dil uzatmak o ayrı bir şeydir. Yani bir kısım edepsizlerin ileri geri konuşmalarını Risale'de bir yerde ifade ettiği gibi çok uzaktan baktığınızda yıldızlarla ateş böcekleri birbiriyle karışabilir. Çok uzaktan baktığınızda. Şimdi biz çok uzaktan bakıyoruz. O nedenle bu güneşin güzelliklerini ve nurunu hakkıyla göremiyoruz. Ve bu çok uzaktan bakan bir kısım gafiller, evet, onu çok uzaktaki bir yıldız gibi, sanki onun nurunu bir ateş böceğinin ışığıyla eşit tutabilecek bir gafletin içerisine girebiliyorlar. Onları geçelim. Yakınındaki o nura bakanlarda düşmanlarından bile bir tanesi onun suyu ahlakını ifade etmemiş, edemediği gibi en güzel ahlakta olduğunu düşmanları bile tasdik etmiş. Demek ki evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam mehasini ahlakın en yüksek mertebelerine mazhardır ve madem bil ittifak, herkesin ittifakıyla nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. En seçkin bir şahsiyettir. Ve madem binler mucizatın delaletiyle ve teşkil ettiği alemi İslamiyet'in ve kemalatın şehadetiyle ve mübelli ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakîm'in hakakinin tasdikiyle en mükemmel bir insanı kamil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semeri ittibaıyla milyonlar ehli kemal, meratibi kemalatta terakki edip, yani ona uyanlardan, arkasından gelip ona uyanlardan milyonlarcası onun yolunu ve izini takip edenler öyle bir kemalata ulaşmışlar ki onlarda da dostları ve düşmanları herkes ittifakla onların kemallerini ve onların yüceliklerini, ahlaklarının güzelliklerini kabul etmek durumunda kalıyor. Demek ki onun yolundan giden milyonlarda bile onun nurunun tezahürlerini gördüğümüze göre onun nurunda şüphe etmek insan olan insana yakışmayacak bir durumdur. Ve madem semere-i ittibaıyla milyonlar ehli kemal, meratibi kemalatta, kemalatın farklı farklı derecelerinde terakki edip saadet-i dairine vasıl olmuşlardır. Onun izini takip eden milyonlarcası. Elbette o zatın sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Niye? Test edilmiş. Niye? Hem kendisini göstermiş, hem yolundan giden ve o usulü kullananlarda hep biz onun neticesini görmüşüz, onun güzelliklerini görmüşüz. Kemalatın nice güzelliklerini görmüşüz. Milyonlarca insanda bunu müşahede etmişiz. Demek ki bu kendisini gösterdiği ve ispat ettiğine göre, yani tarih boyunca her noktadan ispat edildiğine göre en güzel, iktidar edilecek en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir. Ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittiba sünnette hissesiz iade var. Demek ki bu artık bir iki satır çok önemli. Son okuyacağımız bir iki satır çok önemli. Bahtiyar odur ki bu ittiba sünnette hissesi ziyade olan. Sünnete ittiba etmeyen. Bu cümleler çok önemli. Tembellik ederse, yani sünnete ittiba etmemesinin nedeni bir tembellikten kaynaklanıyorsa hasareti azim. Büyük bir zarar içerisinde. Ehemmiyetsiz görürse, yani ehemmiyetsiz gördüğü için, ehemmiyet vermediği için onu yerine getirmiyorsa cinayeti azime, büyük bir cinayet işliyor. Niye? Bir şeyin hakkını vermemek bir cinayettir. Onu öldürmektir. Dolayısıyla bu kadar nurlu içerisinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının tecelli ettiği kemalde olan bu davranışlara ve güzel ahlakları görmemek, fark etmemek ve ehemmiyet vermemek, ehemmiyet vermediği için sünneti yapmamak, o güzellikleri ve kemalatı fark etmemektir. Ve o güzelliği adeta şahbattır, öldürmek anlamı, manevi olarak öldürmek, kendi nazarında öldürmek anlamına geldiği için cinayet-i azime. Tekzibini işmam eden tenkit ise, yani onu tenkit eder, onu küçük görür, onu yanlış görür bir tarz ve tavırdan kaynaklanıyorsa, tekzibini işmam eden tenkit ise dalaleti azimedir. Büyük bir dalalettir. Demek ki sünnet-i seniye, bu şurayı tekrar okuyorum, bahtiyar odur ki bu ittiba sünnette hissesi ziyade olan. Sünnete ittiba etmeyen, tembellik ederse hasaret-i azime. Ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azime. Tekzibini işmam eden tenkit ise dalalet-i azimedir. Evet kıymetli dostlar, ikinci meseleyi ve üçüncü meseleyi de 11. lema sünnet-i bitiyor ama bizim süremiz bitti. Artık oralara herkes kendi şahsi okumalarında okur ve tefekkür eder. Bu kıymetli son sözlerle biz sünnet-i seniye bahsini kendi programımıza itibariyle bitirmiş olalım inşallah. Gelecek programda başka bir konuda tekrar sizlerle birlikte olmayı temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.